Magritte, metni ve görüntüyü mekan içinde ayrı yerlere koymuş ve her biri kendi yerini almış ama kaligramı özgü, kaçamak yan yine de varlığını sürdürüyor. Pipo'nun çizilmiş formu öylesine tanınabilir ki her türden açıklama metnini ya da atlandırmayı dışta bırakır. Akademik şematizmi, pipo olan beni öylesine apaçıklıkla görüyorsunuz ki çizgilerimi bu bir pipodur diye yazılacak biçimde düzenlemem gülünç olacaktır der sanki. Buna karşılık bir el yazısının yer aldığı bu titizlikle yapılmış desende Metin şöyle buyurur. Açıkça görüldüğü gibi neysem o olarak kabul edin beni. Okumayı kolaylaştıran, tanınmayı sağlayan, kekeleyip duran bir okul çocuğuna bile kendini aşan bir düzenleme ve form içinde yer alan ve birbirlerinin yanına konmuş olan harflerim ben. Bir piponun önce ocağı sonra sapı olmak için kendimi toparlaklaştırmaya ve daha sonra uzatmaya kalkışmıyorum ben şu anda okumakta olduğunuz sözcüklerden başka bir şey değilim. Kaligramda dememekle canlandırmamak birbiriyle savaşıp durur. Magritin, piposunda ise bu olumsuzlamaların doğduğu yer ve bunların uygulandığı nokta tamı tamına farklıdır. Formun dememesi tam anlamıyla bir ileri sürüşe dönmemiş ama bir çifte durum haline gelmiştir. Yani bir yanda apaçıklıkla metne ne isterse onu söylemesini alaycı bir biçimde bırakan ve yukarıda yer alan iyice perdahlanmış, açıkça görünen ve suskun bir form, öte yanda adlandırıldığını oranla kendi özelliğini ortaya koyan ve içkin yasasına göre göz önüne serilmiş olan aşağıdaki metin söz konusudur burada. Kaligramın yoğunluğu ve ağdalılığı bir dışta bırakma bağıntısına dayanır. Magritte ise iki öğenin birbirinden uzaklaştırılması yani deseninde harflerin bulunmaması ve metindeki olumsuz ama iki ayrı durumu olumlayarak ortaya koyar ama Magritte'in piposunda temel olan bir yanı ihmal ettim diye korkuyorum. Metin, ben okumakta olduğunuz bu sözcükler topluluğu bir pipo değilim diyormuş gibi davrandım. Aynı mekanın içinde figürün ve metnin eş zamanlı ve birbirinden iyice ayrılmış iki durumu varmış gibi düşündüm. Ve böyle yaparak biriyle öteki arasındaki ince, sallantılı ve hem ısrarlı hem de belirsiz bir ilintiye işaret edildiğini es geçtim. Bu ilinti bu sözcüğüyle gösterilmiştir. Dolayısıyla figürle metin arasında bir dizi kesişmelerin varlığını kabul etmek ya da aralarında saldırılar. Düşman hedefe atılan oklar, bozma ve yıkıma uğratma girişimleri, mızrak darbeleri ve yaralar yani bir savaş olduğunu görmek gerekir. Örneğin bu yani formunu gördüğünüz ve hiç kuşkusuz hemen tanıdığınız ve benim kaligrafik cendereden biraz önce kurtardım desen bir pipo yani ona tözü bakımından bağlı değildir. Ondan yapılmış değildir onun kitlesindeki aynı maddeye sahip değildir. Yani, dilinize ait olan telaffuz edebileceğiniz ve şimdi okumakta olduğunuz harflerin aktardığı bu sözcük. Dolayısıyla bu bir pipo değildir, şöyle okunabilir. Ama aynı zamanda bu metin bambaşka bir şeyleri sürer. Bu, gözünüzün önünde kesintili öğelerin bir satırı olarak düzenlenen ve içindeki bu sözcüğü hem gösteren hem de birinci sözcük olan bu ileri sürüş bir pipo değildir. Yani ona eş değerli olamaz ve onun yerine geçemez. Onu tam anlamıyla uygunluk içinde canlandıramaz. Yani orada metnin yukarısında görebileceğiniz nesnelerden biridir. Olabilirlik taşıyan bir başkasının yerine geçebilen anonim ve dolayısıyla herhangi bir atalamayan bir figürdür. Dolayısıyla şöyle okumamız gerekir. İmdi, Magritte'in cümlesinin pipo deseniyle aynı pipoyu atlandırabilen metin arasındaki dolayımsız ve karşılıklı bağımlılık tarafından olumsuzlandığı bütünü göz önüne aldığımızda kolayca görülüyor. Atlandırma ve desen, bütünün ardında dolanıp duran ve hem metin hem desen hem de bunların birbirinden ayrılmışlığı tarafından bertaraf edilen kaligrafi oyununun dışında birbiriyle örtüşmüyor. Böylece üçüncü ileri sürüşün üçüncü işlevi ortaya çıkıyor. Bu, yani yazı gibi ortaya konmuş bir piponun ve çizimlenmiş bir metnin kurduğu bu bütün. Bir pipo, yani hem söyleme hem görüntüye dayanan ve kaligramın, sözsel ve görsel oyunun çift anlamlı varlığını ortaya çıkarmaya çalıştı ve söyleme ve görüntüye dayanan bu karma varlık değildir. Yani onunla uzlaşamaz. Magrit, kaligramın sözünü ettiği şeyi kıstırmış olan tuzağı yeniden açmıştır. Ama bunu yapınca şeyin kendisi de uçup gitmiştir. Resimli bir kitabın sayfasında sözcüklerin üzerinde ve desenlerin altında uzayıp duran ve onlara her zaman ortak bir sınır çizen küçük araya dikkat etme alışkanlığımız yoktur. Oysa sözcükler ve formlar arasındaki bütün gösterme, atlandırma, betimleme ve sınıflandırma bağıntıları sayfanın birkaç milimetrelik bu sakin boşluğunda kurulmuştur. Kaligram bu aralığı emip yutmuştur ama bir kez açılınca aynı aralığı yeniden kurmaz. Bomboş tuzak parçalanır ve kendilerine özgü ağırlıkla görüntü de metin de devrilip gider. Artık ortak mekanları karşılaşabilecekleri bir yer, sözcüklerin bir figür edinebilecekleri ve görüntülerin sözlüksel bir düzene girecekleri bir yer yoktur. Magritte'in deseninde metinle figürü ayıran renksiz ve nötr küçük şerit, bir çukurdur Görüntüsel göğünde yüzüp duran pipoyla art arda gelen satırlarda uzayıp giden sözcüklerin yersel ilerleyişini birbirinden ayıran belli belirsiz ve sisi bir bölgedir. Bunun bir boşluk olduğunu söylemek fazladır ve bu aslında bir aralık yokluğudur. Yazının simgeleriyle görüntünün çizgileri arasındaki ortak yerin silinip gitmesidir. Kendisini adlandıran ileri sürüşle canlandırması gereken desene bölünüp ayrılması olanaksız olan Pipo, formun ana çizgilerini sözcüklerin ipliğiyle öğren bu hayalet Pipo, kesinlikle ortadan kaybolmuştur. Bu sığ akarsunun öte yakasında Metin alaycılıkla ileri sürmektedir bunu. Bu bir Pipo değildir. Pipo'nun artık bir başına kalmış deseni, Pipo sözcüğünün her zaman belirttiği forma istediği kadar benzemeye çalışsın metin bir okul kitabındaki alt yazının sadakatıyla çizimin altında istediği kadar uzayıp gitsin. Onların arasında boşanma ilamından başka bir şey, hem desene hem de metnin gönderimine karşı çıkan bir ileri sürüşten başka şey yoktur. Hiçbir yerde bir pipo yoktur. Buna dayanarak Magritte'in bu bir pipo değildirin sonuncu desenini kavrayabiliriz. Pipo'nun desenini ve alt yazı işlevini yerine getiren ileri sürüşü bir tablonun, İyice sınırlanmış yüzeyine yerleştirerek ve bu tabloyu kalın ve sağlam bir üç ayaklı sehbanın üzerine koyarak, Magritte, görüntüye ve dile ortak olan alanı yeniden kurmak, yani ister bir sanat yapıtının sürekli varlığıyla, ister bir eşya dersinin hakikatiyle olsun, kurmak için gerekli her şeyi yapmıştır. Her şey, pedagojik bir alana iyice demir atmıştır. Bu bir piponun formunu gösteren, bir tablo ya da bir desendir ve titiz bir öğretmen tarafından yazılmış metin piponun gerçekten bir pipo olduğunu göstermektedir. Öğretmenin işaret parmağı görünmemektedir. Ama o da bu bir pipodur demekte olan sesi gibi her yerde egemenliğini sürdürmektedir. Tablodan görüntüye, görüntüden tabloya, metinden sese kadar genel bir işaret parmağı bir gönderimler sistemini göstermekte, saptamakta, belirlemekte, kabul ettirmekte ve tek bir mekanı yerine oturtmaya çalışmaktadır. Peki, öğretmenin sesini niçin işin içine soktum? Çünkü bu bir pipodur der demez yeniden başlayıp, bu bir pipo değildir. Bir piponun desenidir. Bu bir pipo değil, bu bir pipodur diyen ileri sürüştür. Bu bir pipo değildir diyen ileri sürüş bir pipo değildir. Bu bir pipo değildir ileri sürüşündeki bu bir pipo değildir. Bu tablo, bu yazılı metin, bir piponun bu deseni, evet, Bunların hepsi bir pipo değildir diye kekelemek zorundadır bu ses. Olumsuz zamanlar gittikçe çoğalır ve ses çetrefilleşip kısılır. Şaşkına dönen öğretmen dimdik duran işaret parmağını aşağıya doğru indirir, tabloya sırtını döner, gürültü eden öğrencilere bakar, mırıldandığı olumsuzlamaların ve kara tahtanın yukarılarında bir buharın yükseldi ve yavaş yavaş bir form edinerek tam anlamıyla bir pipo biçimini aldığı için öğrencilerin yüksek sesle güldüklerini anlayamaz. Öğrenciler tepinerek, bu bir pipo diye haykırırlar. Ama öğretmen daha alçak sesle ve her zamanki ısrarıyla hiç kimse artık kendini dinlemezken, ama bu bir pipo değil diye mırıldanıp durur. Haksız değildir öğretmen. Çünkü yukarılarda yüzüp duran bu pipo, kara tahtadaki desenin gönderim yaptığı, metnin gördüğümüz desenin gerçek bir pipo olmadığını söylediği şey, evet bu pipo aslında bir desendir sadece ve bir pipo değildir. Kara tahta üzerinde olduğu gibi onun yukarısında da pipo deseni ve onu adlandırması gereken metin, kaligrafçının büyük bir kibirle yapmaya kalkıştığı gibi birbirine kavuşmaz ve birbiriyle örtüşmez. Şevli ve dengesiz olduğu açıkça görülen ayakları üzerindeki şövale sallanıp durur, çerçeve dağılır, tablo yere düşer. Harfler darmadağın olur. Pipo kırılabilir ve ortak alan yani sıradan bir sanat yapıtı ya da her günkü bir derstir bu ve ortak alan silinip gidebilir artık.